أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربمز الله تعالى حمد صلوات سرور كائنات محمد عليه السلام حمد أنا أهل عائلة لرغة أكشبك يحشلف لن إرغشين كشلرغة صلوات وصلوات وسلام لربوصن. Sizlar bilan o'tgan juma suhbatlarimizda do'zax hamda undagi azoblar haqida gaplashgan bo'ldik. Bugun ham mana shu suhbatimizni davom ettiramiz. Do'zax bu Alloh subhanahu va taologa qarshi chiqqan, Allohni tan olmagan, ya Allohga borlig'i ishongan bo'lsa-da Allohning buyruqlarini bo'ysunmagan, payg'ambarlarni yolg'on degan, payg'ambarlar olib kelgan ta'limotni yo'qqa chiqarishlikka harakat qilib turib, sayi harakat qilgan odamlarga uchun tayyorlab qo'yilgan Allohni azob beradigan bir maskanidir. Bundagi ba'zi bir azoblar va holatlar haqida sizlar bilan gaplashib o'tdik. Inshaalloh ana shu suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kishi bir joyga yetib borgan paytda u uchun eng kerak narsa dam oladigan joy hamda qorin to'ydirishlik uchun taom kerak bo'ladi. Bir joyga safar qildingiz, safar qilib bordingiz, qanday bir ish bilan qat'iy nazar ozgina dam olib olaychi deysiz. Dam olib bo'lgandan keyingi sizga eng birinchi muammo ovqat masalasi. Shu ovqat tayyormikin, kim beradi, qayerdan olib kelaman degan insonni tashvishi bo'ladi. Holatlar o'zgarib 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 kelyapti. Kishi vafot etgandan keyin kofir odamni misolida aytadigan bo'lsak, qiyomatda na u uchun bir qultum suv berildi va na u uchun biron bir dam oladigan bir imkoniyat berildi. Uni do'zaxning eshigida olib kirib do'zaxga ulaqtirilgan paytda sizlarni joyingizlar mana shu yer bo'ladi endi deb aytilgandan keyin ularni joylari, qarorgohlari ma'lum bo'lgandan keyin ular endi dam olmaydi bundan buyog'iga. Ular uchun haqiqiy azob endi boshlanadi. Ular uchun orom yo'q endi. Ular uchun qorinlarini to'ydirib rohatlanadigan salqin ichimliklaru to'yimli taomlar endi ular uchun yo'q. Chunki dunyoda Robbisini tanimagan odamlar edi ular. Ularga bo'ladigan azoblar haqida Parvardigorimiz o'zini kitobida bizlarga xabar bergan oyatlarga quloq solinglar. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. La yusminu va la yughni min ju'. Ular uchun u yerda endi ovqat yo'q. Jahannamda endi ularga ovqat tortilmaydi. Ovqat berilmaydi ularga endi. Beriladi illamin dari', faqatgina dari' ismli taom beriladi. Dari' deb turib Arabistonda o'sadigan shubruq degan o'simlik bor. Uni tikanlari bor. Tikan juda ham uzunchoqdan kelgan tikan, xuddi atirgulni tikanlariga o'xshab turib katta katta bo'rtib bo'rtib chiqqan, bizlardagi to'shqa tikanni judayam uzunroq desak ham adashmaymiz, shunga o'xshab ketadigan o'simlikni otini shubruq deyiladi arab tilida. Buni payg'ambar alayhissalom aytdiki, shubruq degan tikanni bilasizlarmi, Hijozda o'sadigan dedi. Ha deganda ana shunga o'xshagan tikandir dedi. Do'zax ahllariga beriladigan taom shundan boshqa ovqat yo'q ekan. Illa min dari', faqatgina dari' tikan beriladi ularga dedi. La yusminu va la yughni min ju'. Na
ochliqni ketkizadi va na semirtiradi boyag'i. Ochliqni ham yo'qotmaydi. Ovqat yeyishdan maqsad o'zi jasadni quvvatini ushlab qolish bo'lsa, hamda quvvat bag'ishlashlik. Odamni qarni och bo'ladigan bo'lsa, boshiga ham hech narsa kirmaydi va uni qilayotgan ishlarida ham tayini bo'lmaydi. Qulab dumalab qoladi. Semirishlik uchun, jasadni quvvatini ushlab qolishlik uchun taom yeyiladi. Ularning yaqqan taomlari bu zari' taomni semirtirmaydi ham, ochliqni ketkizmaydi ham. Undan tashqari do'zax ahllari uchun Alloh subhanahu va taolo zaqqum daraxtini ham o'stirib qo'ygan. Alloh taolo Qur'oni Karimda inna shajarata zaqqum ta'amul asim. Zaqqum daraxti bu gunohkorlarni taomidir. Gunohkorlarni daraxti bo'ladi. Gunoh qilgan kishilarni taomidir deydi. Kal muhli yag'li fil butun ka ghaliyil hamim. Huddu su vaqra vuqur deb qaynayotganga o'xshab, suvni qaynashi kabi ichida qaynaydi deydi. Zaqqum daraxt. Alloh taolo boshqa oyatlarda esa azaliga xayrun nuzuran am shajaratu zaqqum, yoki ularga mana shu ziyofat yaxshimi yoki zaqqum daraxti yaxshimi ular uchun. Inna ja'alnaha fitnatan lizzolimin. Bu zaqqum daraxtini biz zolimlar uchun fitna qildik. Zaqqum daraxtini payg'ambar alayhissalom Makka mushriklariga ekan paytda aytgan ekanki, do'zaxda daraxt qayerdan keladi? Do'zax yondirib oladi deysanlar, bu daraxtni yondirib yo'qotib yubormaydimi? Toshlar yonib ketar ekan. Bu daraxt turar ekanmi? Deb turib Alloh taolo ularni imtihon uchun ana shu daraxtni zikr qilyapti. Ularga zolimlarga bir imtihon qilish uchun qilib qo'yganmiz. Innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim. U jahannam tubidan o'z chiqqan daraxtdir. Taluha ka'annahu ru'usush shayatin. Uni mevalari esa, butoqlari esa xuddi shaytonni boshlariga o'xshagan mevadir deydi. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Do'zax ahllari ana shundan yeydilar, qorinlarini to'ldirib oladilar deydi. Boshqa oyatlarda summa innakum ayyuhad dallunal mukazzibun. Ey kazzoblar, ey Allohni yolg'on degan, Allohni diniga ishonmagan yolg'onchilar, avvallin adashgan kimsalar, la akiluna min shajari min zaqqum. Albatta sizlar zaqqum daraxtini yeysizlar. Famaliuna minhal butun. Bun bilan qorningizlarni to'ydirib olasizlar. Fasharibuna shurbal him. Huddi tuyalar, kasal tuyalar to'ydim deganini bilmasdan birda suvni simirib turgan kabi sizlar ana shu zaqqum daraxtidan yeysizlar. Fasharibuna shurbal him. Hada nuzuluhum yawmud. Fasharibuna alayhi minal hamim. Uni ustiga sizlar qaynoq suv ichasizlar. Qaynoq suv beriladi uni ustidan. Hada nuzuluhum yawmud din. Qiyomatdagi sizlarni mehmongarchiligingizlar mana shudir ziyofatingizlar deb turib Alloh taolo aytadi. Demak, u yerda beriladigan taom zaqqum tikan daraxti, undan boshqa yana boshqacha bir taom ham bor. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytibdiki, innaladayna ankala va jahima. Bizning huzurimizda ankal kishanlar bor, va jahima va jahannam do'zax bordir deydi. Va ta'aman za g'ussatin va azaban alima. Va tamoqqa tiqilib qoladigan tikanlar bor, hamda alamlantiruvchi azob bor deydi. Do'zax ahllari taomni yeqan paytda yeyman desa tomog'ida kirmas ekan. Tomog'ida turib qolaveradigan bir taom bor. Za g'ussatin, tomoqqa tiqilib qoladigan ovqati bo'ladi uni deydi. Ular mana shu taomlarni yeb, ichaverib, yeb, ichaverib ustidan qaynoq suv beriladi. Qaynoq suv va suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ularni ustidan qaynoq suv beriladigan ichaklarini chilparchin qilib tashlaydi. Suv ishga kirgan paytda ichaklar orqali o'tayotgan suv endi ularni ichini yondirib tashlaydi. Fa'i va yastaghifu yug'afu bima in kal muhli yashvil vujuh. Ular suv so'rashadi, do'zaxda suv deb baqirishgan paytda yuzlarini qaraytirib olgan mayg'a o'xshagan suvlar beriladi. Bi'sa sharob, qandayam yomon suv ichimlik. Va sa'at murtafaqo, bunday hamroh bo'lishlik bunga
qanday ham yomondir deydi. Boshqa oyatlarda Alloh taolo vayusqa min ma'in sadid, yirindan bo'lgan suv bilan ular sug'oriladi. Yatajarrahu, uni yutishlikka harakat qiladi-yu, wala yakadu yusibu, uni yutishlikka imkoniyati bo'lmaydi. O'zi hammayog'i o'tni ichida. Alloh subhanahu va taolo buni boshqa oyatlarda aytadi. Hamma yog'idan o't qamragan bo'ladi. Issiqni ichida yonib yuturgan paytda, suv so'ragan paytda qaynoq suv yiringlar beradi. Bu kimlar uchun? Har xil toifadagi har xil jinoyatlarni qilgan odamlar uchun. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Inna 'alallohi 'ahdan liman shariba muskirat liyasqiyahu taynatal khabal." Allohni zimmasidadir dedi. Mas qiluvchi ichimliklarni ichgan odamni dedi. Alloh taolo taynatil xabal bilan sug'oradi dedi. Ya Rasululloh, bu taynatil xabal deganingiz nimadir degan paytda, araqu ahlun nar au usarat ahlun nar, do'zax ahllarini pirlari yoki bo'lsa ulardan tushayotgan fillari dedi. Ya'ni so'q deb qo'yadi bir narsani qisib olishlikni. Do'zax ahlini yoki zinokor ayollarni avratlaridan oqib tushadigan yiringlar bilan do'zax ahllari sug'orilib turiladi. Alloh taolo boshqa oyatda aytadiki, "Va taral mujrimina muqarranina fil asfad." U kunda mujrim gunohkor kishilarni kishamband holatda ko'rasiz. Sarobiluhum min qatiran. Ularning ishtonlari esa mistin, eritilgan mistin bo'ladi. Va taqsha vujuhahumunnar. Ularni yuzlarini o't egallab oladi deydi. Jahannamda kiyim beriladi. Kiyim bichilar ekan, kiyim kiyizilar ekan. Lekin bu kiyim qanaqa? Alloh taolo aytadiki, "Falladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar." Kofir bo'lgan kimsalar uchun kiyim bichiladi. Nimadan? Paxtadanmi? Ipakdanmi? Yo qimmat baholardanmi? Min nar. Do'zaxdan, lavullab turgan olovdan ularga ko'ylaklar bichiladi. Va min yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, ustlaridan esa, boshlaridan esa qaynab turgan suvlarni quyib yuborishadi. Ularning qiyomat kunidagi bo'ladigan ovqatlari, ichimliklari mana shundan iborat. Endi ularning holatiga bir e'tibor qilaylik. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala minhum min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa la istadabi. Kafir bo'lgan kimsalar deydi, tavba qilmasa shu kofirligi uchun o'lib ketadigan bo'lsa, azobdan qutulishlik uchun yer yuzga oltinni bo'lsa ham berib turib qutulishlikka harakat qilar ekan, lekin Alloh taolo aytadiki, ulardan fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi, ulardan yer yuzi to'lacha bo'lsa ham oltin qabul qilinmaydi deydi. Ha, dunyoda rahat ko'rayotgan odamlar Allohni tanimasin, qiyomat kunida olib kelib turib uni do'zaxga birgina botirib oladi. Do'zaxni ichiga birgina botirib oladi, tag'in unga qarab aytiladiki, "Hal ro'ayta qattum, seni biron bir yaxshilik ko'rganmiding?" deydi. "Hal marra bika na'imun, bir rohat farag'at sanni ustingdan o'tganmidi?" deydi. U kishini javobiga e'tibor beringlar. "La vallohi ya rob." Yo'q, qasam, senga qasam keladi, Allohga qasam keladi, biron bir yaxshilik ko'rmaganman deydi. Dunyoda eng yaxshi yashagan odam, hosirlarning ichida, rohatlarning ichida, na'imning ichida o'zicha, dunyo xurlarining ichida, qo'shtirnoq ichida ekan paytda, dunyoda hammasi shuniki bo'lgan, dunyodagi dam oladigan joylar hammasi shuniki bo'lgan, dunyodagi qizlarni, har xil yoshdagilari hammasi shuniki bo'lgan, shu odamni olib kelib turib do'zaxni ichiga botirgan paytda shu yaxshiliklarni butun bari esidan chiqib ketarkan, bitta yomonlig'i, bitta do'zaxni o'ziga kirgan paytda yaxshiligini hammasini unutib qo'yadi. U aytadiki, "Yo'q, men biron bir yaxshilik ko'rmaganman" deydi. "Meni ustimni bitta ham yaxshilik o'tmaganman, tug'ilasab turib men azobda o'tib ketganman" deb turib yaxshiligini hammasini esidan chiqarib qo'yadi u kishi. Alloh azza va jalla bir odamni olib keladi. Boyagi odamga qarab turib azobda turgan paytda aytiladiki, "Agar dunyochalik seni mol mulking bo'ladigan bo'lsa, shuni berib bu do'zaxdan qutulgan bo'lardimding" desa, "Bergan bo'lardim" deydi. Alloh taolo aytadiki, "Men sendan bundan ham pastroq narsani talab qilganman. Sen
atalmı dedi. Adamı sulbuda, püştü kemerada turgan payette, bunları yengillerse sorgan edin. Menge şirk kildirme benden etmegen edin. Sen kelip kelip tallap tallap şirk kildirdin menge. Endi bugün senden kabul kılınmayı dedi. Beni aldığına şirk kildirmek edip etken edin. Lekin sen beni aldığına şirk kildirip geldin. Şunun için senden buram bölünse kabul kılınmayı dedi. Onların azaplarını Allah subhanahu wa ta'ala etedi ki, onlara verilen azaplar, terileri pişirilirdi onların ki. Terileri pişirilip, yala kayıtıp çıkıverirdi, pişirilirdi, yala kayıtıp çıkıverirdi, teri yok alıp gitmeydi. Onun ki yenge azap, içleri erip gitmedi. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ Kafir boğan kimseler üçün, ottun boğan köylerler biçiledi. يُسَبُّ مِنْ فَوْقِهِمْ رُؤُسِهِمْ الْحَم۪يمِ Tepelerden ise kaynak su kuyuladı. يُسْحَرُ بِهِ مَا ف۪ي بُطُونِهِمْ Onların içindeki bendesi erip gitmedi. وَالْجُلُودِ Terileri yem erip gitmedi. Hatta ki bunların barıp caradığın cayı ot yiyip miyesini yiydi. Süyegini yiydi. Göşünü yiydi. Yüreği geçeyi baradı. وَمَا اَدْرَكَ مَا الْحُطَمَ Hutama çilperçindi melki bilesin mi Muhammed Aleyhisselam dedi. كَلَّا لَيُنْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَ Yok. Ular hutamaya ulaştırırlar dedi. Hutamanın melkini bilesin mi Muhammed Aleyhisselam? وَمَا اَدْرَكَ مَا الْحُطَمَ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَ Allah'ın yanıp durgan alavı buladı. اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَ O yürekler geçiyip baran. Yandırıp, süyekini yedi, göğsünü yedi, içine hemen eritip yok attı şeydi. Hatta ki ayaklarını küp ederdi, hemen erip durup. Yüreğe vargan peyde, yüreğini bir bitirettiğin bu ungaçı ölüp kalmaydı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki, ölüm için hemen tamamlığın kilerdi. Hemen yaktın ölüdüğün halat doğuladı. Başıdır, on, çap, arka, aldı, hemen yaktın ölüdüğün halat doğuladı. Dünyada boğan peyde o adam ölüp kalardı. Hemen yaktın kilerdi. Ölüşüne özü arzu kıladı. Lekin ölenmeydi dedi Allah Teala. O adam yine ölenmeydi dedi. Şunu yüreği yitip vargan peyde o başkalattın yine ceset, başkalattın süyek, başkalattın teri, hemen cayga kayıt gönetteki yine azap onun üstünde devam ediyor dedi. Bundan taşkarı onların yüzleri küydürüledi. Allah subhanahu wa ta'ala bu küydürüşler hakkında Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayetlerde yetedi. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولَ Onların yüzleri irte cehennemde aylantırıladı. Şaşlık bir şey yakını körgen bozanızlar gerek. Şaşlık bir şey yakın peyde şaşlıkla aylantırıp dururlar. Allah subhanahu wa ta'ala şunu ayetti. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ Onların yüzleri aylantırıladı. Allah subhanahu wa ta'ala öz saklasın. Bir dakika, bir saniye Allah subhanahu wa ta'ala cehennemge şürmesin bize mi? Allah subhanahu wa ta'ala sizi, bizi, ahli ailelerimizi iman bile ötüp ettiğin ecdatlarımızı cehennemde saklayın bulsun. Bunu azabı cüdeyim kattık. Bunga çüşlikini, her çüşk biterken biz diyenini ümit kınanlar. Allah subhanahu wa ta'ala inşallah bizden kurtarıp kaladı. Kıllakan emellerimiz, okuyakan namazlarımız, tutuyakan rozalarımız, sadakatlarımız, sebeple Allah ta'ala bizi necat veririz deyip yakşı ümit kınlar. Allah subhanahu wa ta'ala hem de gümanda bulalım olsak, Allah subhanahu wa ta'ala hemen bizi şunu veririz. Lekin kafirler Allah'a hakikaten yakşı güman kınlanan idi. Bir gep bolar, şaka bara yapçı, körüre yapçı. Şahta tanış biliş kılarımız deydi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki وَقِفُهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Ulan turuzu koyuladı. Ulan turadılar. اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Ulan soraladı deydi. مَا لَكُمْ لَا تَنَاسَرُونَ Ne oldu sizlerge deydi Allah Teala. Niye birbirinizle yardım vermeyesler? Çakırmayızlar içeriğinizlerini. Dostluğundan çakırmayızlar mı? Dünyada bir an bir muamma buladığın olsa dostluğa çakırıladı. Tanış biliş kıladı. Bir emeller çıkıp getirdi. Ya ki bu olsa ahir ölüm bile biter. Şun bile rahatlanadı bize de közümüzce. Allah Teala dedi ki, Melekim la tenasarun. Ne oldu sizlerge? Dostlar yok mu indi? Tanış biliş yok mu? Dedi eğitimlerdi. Ana şun da adamlar kalıp getirdi o yerde. Abi bardak bir gel bular indi. Kim körüp yaptı? Şahden bize tanışlarımız var. Bize de ortak uçup ötüp getirmez. Neyin geplerini kılışladı? Allah subhanahu wa ta'ala bunda gümrah sözlerine yetiştim. Özü saklagan bulsun.
Bunun üstüde onlar bir cayda emez bulanı südürem alım yürürler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de innel mücrimine fî zalâli ve surur. Elbette günahkar mücrimler edaşı ve gümrahta buladılar. Yevme yushabuna finnâri alâ vuduhihim. Onlarını yüztüben yüzleri bile dozakta südürem alıp yürürlerdi. Zûku messe sakar. Dozak otunu tatı körünler deyip durup onlara eğitirlerdi. Tatınlar bunu. Dozakını deyip durup onlara eğitirlerdi. Onlarını yüzleri qarayışlığı hakkında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bana bunday deydi. Yevme tabiyyadu vücuhu ve tesvaddu vücuh. O günde şimdi yüzler buladı ki yüzler akarıp nurlu bopturadı. Yüzler karayıp karakoşulup getirdi. Fe emmellezine sveddu vücuhuhum. Ekefartum ba'de imanikum. Yüzleri karagan kişiler getirdi ki iman kettirgenden keyin kafir buldunuzlar mı? Allah'ını tanıp durup Allah'a işan durup keyin kafir bulup gettinizler mi? Şu üçün azabınızlarını tartınlar deyip durup onlara itedi. Onlar çıkışka hareket kıladı. Hemme tamamen kaçışka hareket kıladı. Yüguredi özünü. Uradı yahtığım yaka. Çıkıp geçtik için. Lekin onlar çıkıp etanmaydı. Onlarını dozak kamravagan buladı. Demi üçün dozak kamraydı. Çünkü onlar dünyada günah kamravagan idi. Günahını her türünü kıgan. Hemme günahını kıgan. Kettesini yem kıgan. Küçüğünü yem kıgan. Bikini ben kıgan. Aşkarı yem kıgan. Ortağı bilenem kıgan, şiirgi bilenem kıgan, yetki halatı yem kıgan, hemen günahlarını kıgan. Günahı hemen yaptı kamravagan idi onu. Ana şu kamravagan günahı sebeple dozaha bunu ertekünde kamravaladı. Yahudiler etken idi ki, bizler 40 gün azapta bulamıştakın, keyin çıkıp etemiz degen idi. Allah Ta'ala onlara reddi esmeti de, bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyyetuhu. Ha deydi, kim ki bir yamanlığını kes kılıp, onu hataları onu oralagan bosa fa ulaike ashabunlar ular dozah egeleri boladı deydi. Hum fiha halidun ular ana şu yerde kaladı deydi. Dozah egeleri deyip eğitişliğinde özü ular için bir azaptır. Bir adamı eğitirse ki siz bana şu üyünü egesiz dese bana şu üyünü egesiz deyirgen bosa o üyüge karaptırıp o kişinin abrosunu bulvalanız. Bir kişi geçse ki siz bana şu hacat hananı başlayırsınız deyirgen olsa o için ar saplanadı. Allah subhanahu wa ta'ala etdi ki dozahlı egeleri bana şunlar buladı. Günahlarını dünyada kamra bağıp durup günahlarını minip yürüyen adamlarını indi dozah olanı kamra buladı. Onlar dozahlı egeleri buladı. Hum fihe halidun. Onlar ucayda ebedi kaladılar deyip. Lahum min cehenneme mihadun ve min fawqihim gavaş. Ular üçün cehennem mihat boladı. Mihat diyeni töşek, körpe. Üstüge ürtedigen derseleri cehennemden boğan, ottun boğan töşekler boladı. Ve min favkihim gavaş. Ulanı tepesindeki çay şabiyem. Üstüge ürtedigen pakirval dedi mi? Pakirvaliyem dozak boladı. Allah Teala başka ayette يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتُ اَرْجُلِهِمْ Azap onların üstlerinden ayaklarını asılıp egellavaladı dedi. Zümer surası ise لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ Onlarını ottun boğan sayalar tepesi denem, tersi denem egellavagan bolan. Hemme yakadın egellavagan. Onlar kaçanmaydı. Aziz birodarlar, buni tasavvur qilib ko'ringlar. Kim Alloh subhanahu va taoloning azobidan qo'rqadigan bo'lsa, bu holatlarga iymon keltiradigan bo'lsa, qaysi beti bilan, qaysi yuzi bilan, qaysi vijdoni bilan gunoh qila biladi? Mana shu iymonlar qanday qilib uni gunohi kabiralar qilishlikka, zina qilishlikka, mast qiluvchilar ichimlikni ichishlikka qanday majbur qila biladi? Buni o'ylagan solih kishilar tunim bilan uxlay olmagan. Sufiyani Savri rahimahulloh Allohni juda qattiq qo'rqqanidan holatini bilasizlarmi nima bo'lgandir? U juda qattiq qo'rqqanidan qon bavul qilardi. Solihlar tunda uxlay olmagan. Qush uyqu bo'lardi ularni uyqusi. Uxlardi, jahannam esiga tushib cho'chib ketardi, turardi, namoz o'qib kelardi, yana uyqusi kelardi, yana turardi, jahannam esiga turib ketardi yana. Mana shunday bo'lishgan. Tunun bilan bemalol uxlab turib,
kunim bilan bemalol gunohlarni qilayotgan odamlar haqida nima desak bo'ladi? Bularni joyi qayerga boradi desak bo'ladi? Ko'zimizni ochayuq. Hammamiz vaqtlichamiz. Dunyodagi ayshi ishratlarimiz bir soatni emas, bir soniyani o'zida chiqib ketadi. Do'zaxqa bitta botir olgan odam, eng dunyoda yaxshi asagan, yer yuzi yarab turib, shu odam nima deydi? Ma'marra xayrun qattu. Meni ustimda yaxshilik o'tmagan. Bar aytu xayrun qattu. Men yaxshilik ko'rmaganman deydi. Mana shunday holatdan qutulayiq birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p joylarda aytadiki, "Ya ibadi fattaqun, ey bandalarim qo'rqsangizlarchi" deydi. Ostidan, ustidan hamma yoq kirdingiz. Kirdilar do'zaxqa. Hamma yog'ini qamrab oldi. Yeydigan ovqat, ichadigan ichimlik, kiyimlar hamma yoq o'tdan iborat bo'ladi. O'zi o'tni ichida yuribdi. Bu qachongacha? Bir kunmi, ikki kunmi? Xolidina fiha, u yerda abadiy qoladilar deydi. Kofirlar mushriklar abadiy qoladilar deydi. Ammo tavhid ahllari Allohga shirk keltirmagan odamlar, shirk keltirmagan odamlar albatta u yerdan chiqadilar. Ammo Allohga inkor qilgan, Allohga shirk keltirgan kimsalar bo'ladigan bo'lsa, Alloh saqlasin, u yerda abadiy qoladilar. Har turli azob bor. Shunday bir odam bo'ladiki, u yerda ichagi bilan ichaklari, chavoqlari chiqib ketadi, oshqozonlari ichaklarini atrofida aylanib yuradi. Bir kishi dedi payg'ambar alayhisalom, do'zaxda ichaklari chiqib dedi, aylanib yuradi ichagini ketida, xuddi eshak tegirmon toshini aylantirgani kabi dedi. Do'zax ahllari yig'ilib kelib turib, "Ey falonchi, sen amr ma'ruf qilardingmi? Yaxshilikka buyurardingmi? Bizlarga yomonlikdan qaytarardingmi? Bu yerda nima qilib yuribsan?" desa, boyoq atab aytadiki, "Ha, to'g'ri" dedi. "Men sizlarni yaxshilikka chaqirardimmi? O'zim bajarmas edi. Men sizlarni yomonlikdan qaytarardimmi? Biroq o'zim bajaraverardim" dedi. Ko'p odamlarni ko'rasiz, ibodat qilib, namoz o'qib turib, bari yaxshi bo'ladi-dagi, birozdan keyin qaraydigan bo'lsangiz, bir joyda dumalab yotgan bo'ladi. Bu qo'rqinchli holat, birodarlar. Amr ma'ruf qilardim, yaxshilikka buyurardim, yomonlikdan qaytarardim, biroq shuni o'zim bajaraverardim. O'zimi so'zimga teskari ishlarni qilib yurardim" deydi. Ularga beriladigan azob ichaklari tashqariga chiqib, do'zaxda mana shunday ular uchun azob bo'ladi. Ulardagi hasratlarga bir quloq solinglar. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ularni nadomat egallab oladi hamma tomonda attang afsus deydi nima azobni ko'rgan paytda bekaram shular bilan yuribman bekaram bilan ishlarni qilibman Allohga ibodat qilmabman deb turib qattiq afsuslanadi ular o'lay deb turib o'limni chaqirishadi lekin o'lim ularga kelavermaydi hech qachon Bo'lgandan keyin ular oxirida qiyqirib baqirishadi. Wa hum yastarihuna fiha robbana akhrijna na'mal solihan ghayra allazi kunna na'mal. Ya robbana deyishadi. Robbimiz dedi, bizni chiqirvorchi mana shu yerdan dedi. Mana shu do'zaxni ichidan chiqirvorchi dedi. Biz qilib yurgan ishimizni boshqa ishlarni qilib kelamiz. Bizlar yomon ish qilardik, ibodat qilmasdik, seni tanimasdik. Shundan boshqa endi iymon keltirdik, ishondik, yaxshi amallar qilamiz, chiqirchi deb turib hayqirishadi. Yana hayqiradiki va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. U yerda aql kirib qoladi. Aql ishlaydi endi. Aytadiki, agar bizlar deydi, yaxshilab e'tibor bermay eshitganimizda edi shu oyatlarga. Kallamizni yaxshilab bir aqllarimizni ishlatib ko'rganda edik, do'zax egalari do'zaxilardan bo'lmagan bo'lardik. Biz aqlimizni ishlatmagan ekanmiz deb turib, har turlik o'zlarini tan oladigan gaplarni aytib turib, yalinib yalvorishadi. Aytadiki, qalu robbana avatanatnatayni va ahyaytanatnatayni. Robbimiz ikki marta o'ldirding, ikki marta tiriltirding. Fa'tarafna bizunubina. Gunohlarimizni tan olyapmiz. Bizlar o'sha gunohlarni qilib kelgan edik. Fahal ilal xuruju min sabil. Yana chiqib ketadigan boshqa bir imkoniyatlar bormi deydi. Ikki marta o'ldirgan. O'zi yo'q edik. O'lik edik. Bor bo'ldik, tirildik. Endi yana bitta o'lamiz. O'lganimizdan keyin qayta tirilamiz. Qayta tirilgan bir kez jannatlar jannatiga, do'zaxlar do'zaxga kirgandan keyin ular baqirishadi. Ikki marta yo'q bo'ldik, ikki marta tirildik. Yana shunaqa bir yo'l bormi? Yana bir kun o'lib turib, yana qayta tirilib, shunaqa yo'llar bo'ladigan bo'lsa, bizani chiqarib yubora qachon Robbimiz deb turib, Alloh azza va jallaga ular qattiq suratda yalinishadi. Yana boshqa gunohlarni ham tan oladiki,
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قوما وكنا قوما ظالم. يا ربمز bizge gumrahligimiz g'alib ketdi. Gunohlarimiz g'alib ketdi. Biz badbaxtlardan bo'libmiz. Biz adashgan qavmlar ekanmiz. Rabbana akhrijna minha. Rabbimiz bizni chiqarib yuborchi endi jetdi. Fa in uzna fa inna zalimun. Agar chiqqanimizniki yana gunoh turib, yana kafir bo'ladigan bo'lsa, ayb o'zimizda bo'ladi. Fa inna zalimun. U holatda biz zolim bo'lamiz. Endi qilmaymiz. Mana ko'rasan, endi namoz o'qib kelamiz. Endi ro'zalar tutamiz. Payg'ambarlarga qarshi chiqmaymiz. Qani endi chiqirib ko'rchi deb turib, ular yalingan paytda Alloh taolo nima deydi? Qalaqsa'u fiha. Har bo'llaring u yerda deydi. Vala tukallimun. Menga bundagi gapirmalaring deydi. Alloh taolo deb mana shu menga endi gap qatmalaring. Gap otmalaring endi. Menga men bilan gaplashmalaring degan so'zni eshitgandan keyin ularning umidi buziladi tag'in. Ular endi do'zaxdagi farishtalarni o'rtaga qo'yishga harakat qiladi. Va qallal ladina fil nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Ular do'zax pasporlariga duo qilib aytadiki, chaqirib turib, Robbingizga duo qilinglarchi deydi. Bir kun azobni to'xtatsinchi deydi. Bir kun yengillatsin bizlarni deydi. Shun bilan bizni to'xtatib turarchi deydi. Mayli chiqmay qo'ya qolaylik. Umidimiz uzdik deydi. Hech bo'lmasa deydi, bir kun bizlarning azobni yengillatsinchi deydi. Shunda ularga aytiladiki, qoli avvalam takutatihim rusulukum bil bayyinat, payg'ambarlaringiz kelganmidi ochiq dalillar bilan desa, qolu bala, kelgan edi desa, qolu duru, duo qilinglar endi o'zingizlar, bizlarni o'rtaga qo'shmanglar, duo qilinglar deydi. Va ma du'ul kafirina illa dalal, fi dalal, kofirlarning duolari haqiqat zarar deydi. Gumrohlik adashuvda ularning duolari qabul bo'lmaydi. Ana undan keyin farishtalarga yetib bo'lgandan keyin do'zaxning eng kattasi farishtasi Molikka hayqirib va nadav nido qilib hayqir baqir qilish etadiki, ya malikul yaqdi alayna robbuk. Robbinga aytchi bizani o'ldirib qo'ya qasin deydi. Yo'q bo'lib ketaqayoqchi bizlar deydi. Bir rivoyatlarda men so'rab ko'raman deydi. Bular kutib turishaveradi do'zax ahllari. 50 ming yil kutar ekan shu javobni. 50 ming yildan keyin innakum makitun deyiladi. Sizlar shu yerda qoladigan bo'ldingizlar deydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni do'zax azobidan saqlasin. Keyin ularga umidlari pushqa chiqqandan keyin nima deydi Alloh taolo? Tasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda surasi Tur surasida. Sabr qila bilasizlarmi? Sabr qila olmaysizlarmi? Mana shu yerjaringizlar. Bu qilayotgan ishingizlarga yarasha berilayotgan azobdir deydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni do'zaxdan saqlagan bo'lsin. Allohumma inna na'udubika minan nar. Allohumma inna na'udubika minan nar. Allohumma inna na'udubika minan nar. Allohumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Wa sallallohu wa sallama baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kafirlarga isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sabr qilasizlarmi, qilmaysizlarmi? Baribir endi. Sizlar qilayotgan amallaringizga yarashagina jazolanasizlar. Ortiqcha narsa yo'q bu yerda. Ortiqcha zulm qilayotgan joyimiz yo'q. Faqat qilgan amallaringizga yarasha bo'ladi deyiladi. Yig'laysizlarmi, yig'lamaysizlarmi degandan keyin ular yig'lashni boshlaydi. Do'zaxda do'zax ahllari qattiq yig'laydi. Yig'laverib, 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 oxirida bu yoshlari ham tamom bo'ladigan oxirida qani yig'laydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, do'zax ahllari yig'laverib, yig'laverib, hattoki ikki yaloqlari, yaloq degani ko'zni pastki qismini chakkasini aytadi. Ana shu chakkasi shunday bir hatto bir ariq paydo bo'ladiki, anhorlar paydo bo'ladiki, agar shu yoshlariga kelari oqqizaman desang, kema oqib ketadi deydi.
bitta odamni yig'lashiga, bitta odamni ko'zidan tushayotgan yoshga kim vaqt ketar ekan. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, kim Alloh subhanahu va taolani qo'rqib yig'laydigan bo'lsa, bu ko'zni do'zax o'ti silamaydi dedi. Do'zaxdan qutulib qoladigan yo'llarini bittasi Allohdan qo'rqib yig'layoq. Bu azoblarni ko'rib yig'layoq. Ko'p kulvergan bilan ko'p kulishni oqibati yaxshi emas. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, dunyoda ko'p odamlar bor, qarni to'q dedi, qiyomatda ular ko'pchiligini och dedi. Dunyoda ko'p kuladigan odamlar bo'ladi, oxiratda juda ko'p yig'laydi. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, agar men bilgan narsalarimni bilganingizlarda ko'p yig'lab kam kulgan bo'lardingizlar dedi. Ayollarga bilan birga lazzatlanmagan bo'lardingizlar dedi. Alloh taolo bizlarga bildirmadi bunaqa azoblarni, ko'rsatmadi, lekin xabar berdi. Xabar berganda o'ziga biz mana shunga ishonamiz, payg'ambar alayhissalom so'zlarini biz tasdiq qilamiz. Bu gaplar rost. Bir odam ko'rib ketdimi dedi, ko'rib keldi. Payg'ambar alayhissalom ko'rib keldi. Payg'ambar alayhissalom xabar berdi. Alloh subhanahu va taolo hamma bizni bunday bir jirkanchlik, qattiq azobdan saqlagan bo'lsin. Bu azobdan qutulishning juda ko'p yo'llari bor. Bular haqida inshaalloh gaplashamiz. Lekin payg'ambar alayhissalom ittaqunnaro valav bit shikki tamratin, do'zaxda saqlaninglar dedi. Agar xurmoni yarimini berib bo'lsa ham dedi, sadaqa qilinglar dedi, xurmoni yarimini berib bo'lsa ham dedi. Xurmoni yarmi chaqa turadi. Payg'ambar alayhissalom shuni berib bo'lsa ham dedi, do'zaxdan saqlaninglar. Sadaqa do'zax o'tidan uzoqlashtiradigan narsa. Sadaqa berishlik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Saffot surasidagi bir oyatni tafsirida ulamolar aytadiki, jannatiylar jannatga tushib bir-biri bilan savol javob qilishar ekan, bu qandoq bo'ldi ahvollar dunyoda, undaq edi, bunda bundoq deganda bittasini esga tushib qolar ekan, meni bir sherigim bor edi, qaytadir deb qolar ekan. U sheni seriging deydi, do'zaxda deydi. Do'zaxga qarasa do'zaxda ko'rinadi boyagi sherigi. Bir zo'lim kishi mushrik odam bilan sherik bo'ladi tijoratda. Ikkalasida foydasi 8,000 dinar bo'ladi. 8,000 dinar. Bittasini kasbi bo'ladi, ikkinchisini kasbi bo'lmaydi. Kasbi bo'lganlari nima deydi? Men bundan ishlay olmayman sen bilan deydi. Seni kasbing yo'q deydi. Bu foydani ikkiga bo'lamsa, sen o'zingga ishingni, men o'zimni ishimni qilaman deydi. 4,000-4,000 deb bo'lishib oladi ikkalasi. Bo'lishib olgandan keyin haligi kofir odam 1,000 dinarga bir o'lib qolgan podshoni hovli joyini sotib oladi. Tag'in mo'min sherigini chaqiradi. Ko'rdingmi deydi. Qalay deydi, zo'r gap yo'qmi desa, qanday zo'r ekan, juda zo'r ekan deydi. Kim bilan chiqadi, Alloh deydi, mana meni sherigim deydi, bir podshoni uyini sotib olibdi deydi. Mana shu 1,000 dinarimga deydi, jannatingda uy sotib olaman deb turib sadaqa qiladi. Birozdan keyin haligi sherik chaqiradi. Men deydi, 1,000 dinarga deydi, rahim bir kelishgan ayolga uylandim deydi. Keladi, to'y qiladi, ovqatda bo'ladi, judayam zo'r qilsan deydi. Tashqari chiqqan keyin, Alloh deydi, bir dunyo ayollarini deb turib shuncha sarf qilgan ekan, men huru ayollar uchun deydi, jannatingni meni uylantirib qo'yishlik uchun deydi, 1,000 dinarimni deydi, ehson qilaman deydi. Faqat birozdan keyin chaqirdiki sherigi, men 2,000 dinarga deydi, ikkita bog' sotib oldim dedi. İşte bağ satı aldım dedi. Körsat ödü kandayın zor bağını dedi. Bağda çıktı ki Allah dedi. Ben o satı aldım. İki bağını onluğa dedi. Şu 2,000 dinarga dedi. Ben seni cennetindeki iki de bağ verişin evazinge dedi. Şunu dedi seni yoluna infak ihsan kılama dedi. Verdi. Bu adam cennette düştü. O adam dozakta düştü. Şunu da şerigini esnaf kaldı ki. Bu şerigini kaydettirmeyin. Ne oldu dedi. Bunu eğitildi ki sen bu kıyamatta, ahiratta işanlarda tasdik kılardı, bu işanmasıydı. Braderler, bana şu kıssadan bir ibret alışımız gerek. Ahiratta dozak azabından kurtulamız deyilen olsa, koldun ki gece sadakınlar, yetim yesirlerini, naşarlarını, zayıflarını kaldır havaranlar, gerek bu bar hizmetini kılınlar. Hiç bu basa yakşı yapılan onlarını köylüne avlaşka harekat kılınlar, dozaktan özü yüzlerini kurtarıp kalınlar. بارك الله لي ولكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة أجمعين، وارحمنا معهم واحشرنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا